Konu baştan ise deterjanlarda hidrofil ve hidrofob uçlar, polar, apolar uçlar, baş kısım, kuyruk kısım, karbon zincirinin olduğu kısım ve iyonik kısım neresidir? Bunlara bakacağız. Öncelikle şurada görüyoruz ki bir deterjanımız var. Nereden anlıyoruz deterjan olduğunu? Gördüğü üzere bir benzen halkası var. Sabundan tamamen farklı. Dolayısıyla arkadaşlar bu deterjandır. Bu ayırt etmede benzen halkasını kullanabilirsiniz. Burada peki baş kısım, kuyruk kısım neresidir? Öncelikle baş kısım dediğimiz şu kısım bizim için baş kısım olacaktır arkadaşlar. Geri kalan bölge ise kuyruk kısım olacaktır. O halde şöyle diyelim. Baş kısım, kuyruk kısım. Bunları ayırt edelim arkadaşlar. Kuyruk kısım. Benzen halkası dahil karbon zincirinin olduğu bölgeyi kuyruk kısım diyoruz. SO3 ve Na artının olduğu bölüme, yani sodyum iyonu ile beraber olduğu bölüme ise baş kısım diyoruz. Yine arkadaşlar aynen sabunlarda olduğu gibi baş kısım polar olacaktır. Polar uç diyoruz bir kısma. Aynen deterjanlarda olduğu gibi bu kısma da apolar uç diyeceğiz. Yani aslında baş kısım ve kuyruk kısım aynı özellikleri gösteriyor deterjanlar sabunlardaki gibi. Yine arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? Polar kısım dedik. Daha sonra burası aynı zamanda hidrofil uç olacaktır veya hidrofil kısım diyeceğiz. Burası ise hidrofob kısmı olacaktır. Aynı zamanda bu uç arkadaşlar iyonik uçtur. İyonik uç iken bu kısım ise karbon zincirinin olduğu bölgedir. Karbon zinciri olduğu bölgedir. Hidrofobik ve hidrofilik kısımlar içeren bu maddeleri biz aynı zamanda ne demiştik? Özelliklerine de söylemiştik zaten. Yüzey aktif maddedir diyoruz. Yani bu maddede yine yüzey aktif bir maddedir. Hidrofobik ve hidrofilik kısımlar içeren bu maddelere biz yüzey aktif maddeler diyoruz. O halde deterjanlarda hidrofilik ve hidrofob uçlara baktığımız zaman deterjanlar yine aynen sabunlarda olduğu gibi uzun bir karbon zinciri içeriyor. Ama burada farklı olarak artık ne vardır? Bir benzen halkası vardır. Aynı zamanda grup olarak ise SO3 grubu artı SO3 grubuna bağlanan sodyum grubunu, sodyumu ne yapıyoruz? İyonunu görüyoruz. Dolayısıyla işte bu bölgeye biz ne diyeceğiz? Bundan sonra baş kısım diyoruz. Bunu aynı zamanda şu şekilde uzun zincir şeklinde de ne yapabiliyoruz? Gösterebiliyoruz. Dolayısıyla bu bölgemiz baş kısım olacak. Bu karbon zinciri ve benzen halkasının olduğu bölge ise kuyruk kısım olacak. Baş kısım aynı zamanda polar uçtur. Aynı zamanda hidrofilik uçtur. Aynı zamanda iyonik uçtur. Neden iyonik uçtur? Zaten şurada da görüyoruz. İşte iyonların olduğu bölgedir. Dolayısıyla iyonik uç olacaktır. Kuyruk kısmı ise şu bu bölgedir. Yani şuradaki görünen karbon zincirinin ve benzen halkasının olduğu bölgeye kuyruk kısmı diyoruz. Kuyruk kısmı aynı zamanda apolar uçtur. Aynı zamanda hidrofobdur. Yani suyu sevmeyen ve suyla etkileşime girmeyen kısımdır. Aynı zamanda arkadaşlar karbon zincirinin olduğu bölgedir. Bu şekilde arkadaşlar hidrofobik ve hidrofilik kısımlar içeren bu maddelere biz ne diyoruz? Yüzey aktif maddeler diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Diğer temizlik malzememiz neydi? Çamaşır sodasıdır. Hemen yine başlığımızı açalım. Çamaşır sodası diyeceğiz. Çamaşır sodası. Buna ait özellikleri göreceğiz. Önce çamaşır sodasının formülü nedir? Buna bakalım. Arkadaşlar çamaşır sodasının formülü Na2CO3'tür. Bu yapıyı bileceğiz arkadaşlar. Karşımıza çıkabiliyor sorularda. Na2CO3 çamaşır sodasıdır. Şimdi bakalım bunun özelliklerini. Çamaşır sodası arkadaşlar yukarıda da söylediğimiz gibi bunun kimyasal formülü tekrar yazıyorum gözünüz alasın diye. Kimyasal formülü nedir arkadaşlar? Na2CO3'tür diyoruz. Na2CO3 çamaşır sodasının kimyasal formülüdür.
Bunu aynı zamanda arkadaşlar nakişavuç, yani ne oluyor bunun ismi? Sodyum. Görüldüğü üzere burada hangi kök vardır? Karbonat. Dolayısıyla diyoruz ki sodyum karbonat. Kimyasal formülü nakişavuçtur. Nakişavuç dediğimiz madde aslında nedir arkadaşlar? İsmi sodyum karbonat olacaktır. Arkadaşlar çamaşır sodası sularda sertlik yapan kalsiyum iki artı ve magnezyum iki artı iyonlarını çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için sert sularda da kullanılabiliyor arkadaşlar. O halde diyeceğiz ki sertlik yapan iyonlarımız neydi? Yani suya sertlik veren iyonlarımızın isimleri neydi? Bunları bileceğiz arkadaşlar. Kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı. İşte bunlar magnezyum 2 artı ve sodyum 2 artı iyonlarını ne yapıyor? İyonlarını çöktürüp ortamdan uzaklaştırıyor. Ortamdan uzaklaştırır. Ortamı uzaklaştırdığından yine ne olacaktır bunlar? Sert sularda kullanılır. Kullanılır. Yani sodyum karbonat dediğimiz nakişavuç, yani çamaşır sodası sularda sertlik yapan kalsiyum iki artı ve magnezyum iki artı iyonlarını çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için sert sularda da yine çamaşır sodasını, yani sodyum karbonatı kullanabiliyoruz. Diğer bir özelliğimize bakacak olursak, çamaşır sodası kiri yumuşatır ve suyun sertliğini giderir. Bu da sabun veya deterjanın daha iyi temizlik yapmasını sağlar. Yani şöyle diyelim, çamaşır sodası neden sabundan, şöyle diyelim, neden sabundan ve deterjandan daha iyi temizlik sağlar. Neden sağlıyor arkadaşlar? Çünkü çamaşır sodası ne yapıyor? Kiri yumuşatır. Ayrıca suyun sertliğini giderir. Suyun sertliğini giderir. Zaten yukarıda da söyledik, dedik ki çamaşır sodası kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonlarını çöktürüp ortamdan uzaklaştırıyor. Yani suyun sertliğini gidermiş oluyor. Dolayısıyla bu nedenden dolayı da zaten sert sularda da kullanılabiliyor. Çamaşır sodası arkadaşlar beyazlatma ve temizleme amaçlı kullanılır. Yani hangi amaç için kullanılır? Kullanım amacı diyelim şöyle. Kullanılma amacı nedir? Kullanılma amacı hangi amaçlar için kullanılıyor? Çamaşır sodası beyazlatmada kullanılır. Beyazlatmada ve yani temizlemede. Temizlemede temizlik ürünü olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Yine yağ lekelerini çıkarmada etkilidir. O halde kullanım amaçları da bu şekildedir. Tekrar edecek olursak çamaşır sodasının formülü Na2CO3'tür. Yani kimyasal formülü Na2CO3'tür. İsmi ise sodyum karbonat veya sodyum karbonat olarak değil de karşımıza ne olarak da çıkabiliriz? Çamaşır sodası olarak da çıkabilir. Kimyasal formülümüz Na2CO3'tür. Arkadaşlar bunlar sularda sertlik yapan kalsiyum 2 artı ve magnezyum 2 artı iyonlarını çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Dikkat edersek bunları çöktürüyor ve suyun sertliğini aynı zamanda gidermiş oluyor. Dolayısıyla bunları çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için sert sularda da çok iyi temizleme özelliğine sahiptir. Bunlar diyoruz ki neden sabunlardan veya deterjanlardan daha iyi bir şekilde temizlik sağlıyor? Çünkü bunlar kiri yumuşatıyor ve suyun sertliğini gideriyor. Bu çok önemli bir ifadedir. Suyun sertliğini gideriyor ve kiri yumuşatarak sabundan ve deterjandan daha iyi temizlik sağlayabiliyorlar. Peki nerelerde kullanılıyor? Yani kullanım amaçları nelerdir? Çamaşır sodası beyazlatmada, temizlemede veya yağ lekelerini çıkarmada veya gidermede ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz.
Mahalle çamaşır sodası ile ilgili bilmemiz gereken başlıca bilgiler bunlardır. Diğer temizlik malzememizin ismi ise arkadaşlar çamaşır suyudur. Hemen başlığımızı açalım. Çamaşır suyu diyeceğiz. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu ve çamaşır sodasını karıştırmayacağız birbirini. Çamaşır suyunun formülü ise arkadaşlar NaClO'dur. Dikkat edelim. Hem sodyum hem klor hem de oksijenden oluşan bir gruptur arkadaşlar. Çamaşır suyuna ait diyoruz ki kimyasal formülümüz tekrar yazalım buraya. Kimyasal formülümüz NaClO'dur. NaClO'dur arkadaşlar. Peki kimyasal adı nedir bunun? Yani NaClO'yu biz nasıl okuyoruz? Diyelim ki kimyasal adı diyelim. O halde kimyasal adıysa yani bu NaClO nasıl okunuyor arkadaşlar? Kimyasal adına da diyoruz ki sodyum hipoklorit diyebiliriz biz buna. Ya da arkadaşlar sodyum hipoklorür diyoruz. Klorür. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Veya biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Bu yapıyı gördüğümüz zaman şu üç isim aklımıza gelecek. Yani biz buna ya sodyum hipoklorit diyebiliriz veya sodyum hipoklorür veya çamaşır suyu diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar çamaşırları beyazlatmada kullanılır. O halde şöyle diyelim. Çamaşırları ne yaparlar bunlar? Beyazlatırlar. Beyazlatırlar. Çamaşırları beyazlatmada kullanılmaktadırlar. Arkadaşlar bunlar kuvvetli oksitleyici özelliğe sahip olduğundan dolayı mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozar ve mikroorganizmaları yok eder. O halde hemen notumuzu alalım. Önemli bir bilgidir. Diyeceğiz ki buna. Bunlar arkadaşlar önemli bir özelliği. Bunlar kuvvetli nedir? Oksitleyici. Kuvvetli oksitleyici oldukları için bu özelliğe sahip oldukları için ne oluyor arkadaşlar? Mikroorganizmaların neyini bozuyorlar bunlar? Mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozarlar. Dolayısıyla mikroorganizmayı ne yapıyor bunlar? Mikroorganizmayı yok eder diyoruz. Yok ederler. Neden yok ediyorlar? Bunların kuvvetli oksitleme özelliği var. İşte bu özelliğinden dolayı da mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozuyor ve dolayısıyla mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyorlar. Biz bunları peki nerelerde kullanıyoruz? Bulaşık, fayans, ıslak zemin, işte banyo, tuvalet bu şekilde temizlikte ve hijyen amaçlı kullanıyoruz. Yazalım hemen. Bulaşık için kullanıyoruz çamaşır suyunu. Bulaşık temizlemede, bulaşıkları temizlemede, işte fayansta, fayansları temizlemede, ıslak zeminlerde diyelim. Banyo, tuvalet diyelim. Tuvalet temizliğinde kullanıyoruz. Temizliğinde kullanıyoruz. Kullanılır. Yine nerede kullanıldık? Beyazlatma da demiştik yine. Beyazlatmak amacıyla. Çamaşırları beyazlatma amacıyla kullanıyoruz. Bunlar arkadaşlar etki ettiği maddenin rengini açarlar ve artırlar. Bunların böyle bir özelliği var. Artma ve renkleri açma. Diyoruz ki bunlar madde için ne yapıyorlar bunlar? Etki ettiği maddenin rengini açarlar. Etki ettiği maddeyi artırlar arkadaşlar. Artırlar. O halde bunlar etki ettiği maddenin rengini açarlar ve bunu etki ettiği maddeleri artırlar.
Bunlar arkadaşlar hücre zarına ve proteinlere etki ettiği için cilt ile temas ettirilmemelidir. O halde şöyle diyelim. Neden cilt ile temas ettirilmemeli? Çünkü arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar? Hücre zarına ve proteinlere etki ettikleri için cilt ile temas ettirilmemelidir. Yine bu da bilinmesi gereken diğer bir özelliğimizdir. Diğer bir özelliğimiz ise arkadaşlar bunlar çamaşırlarda leke çıkarıcı olarak kullanılan maddelerde hidrojen peroksit vardır. Şöyle diyelim. Çamaşırlarda leke giderici olarak kullanılan maddelerde ne varmış içerisinde hidrojen peroksit vardır. İşte bu hidrojen peroksit arkadaşlar kuvvetli, şöyle rengimizi değiştirelim, bunlar kuvvetli oksitleyicidir. Şöyle diyelim, kuvvetli oksitleyicidir ve enzim aktivitesini bozar diyelim. Şöyle enzim aktivitesini bozar. Aslında biz bunu yukarıda da söyledik. Bunlar kuvvetli oksitleyici özelliğe sahip olduğundan dolayı mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozuyor ve yine bu mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlıyor. O halde çamaşır suyu ile ilgili bu kısmı tekrarlayacak olursak yine çamaşır suyuna devam edeceğiz. Şöyle diyelim, çamaşır suyun formülünün NaClO olduğunu bileceğiz. Yani içerisinde sodyum, klor ve oksijeni içerdiğini bileceğiz. Yani kimyasal formülümüz NaClO'dur. Bunun kimyasal adıysa biz buna 3 şekilde isim söyleyebiliriz. Buna sodyum hipoklorit, sodyum hipoklorür ve çamaşır suyu diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar çamaşırları beyazlatırlar ki zaten çok yaygın olarak kullanılır çamaşır suyu. Bunlar arkadaşlar kuvvetli oksitleyici bir özelliğe sahip olduklarından dolayı mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozuyorlar. Dolayısıyla mikroorganizmaların yok edilmesini sağlıyor çamaşır suyu. Çamaşır suyunu biz bulaşıkları temizlemede, fayans temizliğinde, ıslak zeminlerde, banyo, tuvalet veya çamaşırları beyazlatmada kullanıyoruz. Bu şekilde kullanım alanları vardır. Bunların etki ettiği maddelerin rengini açıyorlar veya etki ettiği maddenin rengini artırlar arkadaşlar. Peki neden cilt ile temas ettirilmemelidir? Çünkü biz bunlar için ne dedik? Bunlar kuvvetli bir oksitleyicidir. Hücre zarına ne yapıyorlar? Enzim aktivitelerine, canlılara, mikroorganizmaların daha doğrusu hani mikroorganizma için önemlidir. Yani bunların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Ama insan neden cildine temas ettirmemelidir? Çünkü bunlar hücre zarına ve proteinlere zarar veriyor. Bunlarla etkileşime girebiliyor. Dolayısıyla cilt ile temas ettirilmemelidir. Çamaşırlarda bunlar leke giderici olarak kullanılmaktadırlar. İşte bu leke giderici olarak kullanılan maddelerin içerisinde aynı zamanda hidrojen peroksit vardır. İşte bu hidrojen peroksit kuvvetli bir oksitleyicidir. Enzim aktivitesini bozuyor. Böyle bir etkiye sahiptir. Yine arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz yine. Buradaki bölümümüz bittiği için tekrar bir sayfa açacağım. Arkadaşlar çamaşır sularda şöyle diyeceğiz. Klor içeren çamaşır suyu diyelim veya aynı zamanda oksijen içeren çamaşır suyu diyelim. Çamaşır suyu.
İki şekilde çamaşır suyunu görebiliriz. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şöyle diyelim arkadaşlar. Klor içeren çamaşır suyu için çamaşır suyu diyelim. Klor içeren çamaşır sularını beyazlatma yani hangi amaçla kullanabiliriz bunları? Beyazlatma, mikrop öldürücü olarak kullanabiliriz. Bunlar bu şekilde hem beyazlatma hem de mikrop öldürücü özelliğe sahiptirler. Sadece beyaz çamaşırlarda kullanılır. Biz bunları nerede kullanabiliyoruz? Sadece çamaşırlarda kullanılır. Çünkü beyazlatma özelliği var. Beyaz çamaşırlarda kullanılmaktadırlar. Çünkü bunlar artıcıdırlar diyoruz. Artıcıdırlar. Yani biz klor içeren çamaşır suları için şunu söyleyebiliriz. Bunlar beyazlatma ve mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Bunları biz sadece beyaz çamaşırlarda kullanabiliriz. Çünkü bunlar artıcı özelliğe sahiptir. Diğer çamaşır suyumuz ise arkadaşlar oksijen içeren çamaşır suyu diyoruz. Oksijen içeren çamaşır suyu. Oksijen içeren çamaşır suyu ile ilgili biz bunları her renk çamaşırlarda kullanabiliriz. Her renk çamaşırlarda kullanılır diyoruz. O halde yine çamaşır suyunun özelliklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Çamaşır sularımız beyazlatmada kullanılıyor. Bunu tekrar söyledik zaten. Beyazlatmada kullanılıyor. Bunlar arkadaşlar çamaşırları temizlerler. Çamaşırları temizlerler diyoruz. Bunlar içme sularındaki mikropları öldürürler. Yine devam edelim. İçme sularındaki mikropları öldürür diyoruz. Daha önce de söyledik ki bunlar mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozuyor ve mikroorganizmaların ölmesine sebep oluyor. Dolayısıyla içme sularındaki mikropları da öldürebilirler. Biz bunları sebzelerin veya meyvelerin dezenfekte edilmesinde kullanıyoruz. Tekrar devam edelim yine. Sebze ve meyvelerin dezenfekte edilmesinde kullanılır. Dezenfekte edilmesinde kullanılır. Bunlar arkadaşlar bazik özelliktir. Özellikle baziktir. Baziktirler diyoruz. Bunlar arkadaşlar çok fazla solunması solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Çok fazla solunursa arkadaşlar solunum hastalıklarına neden olur. Solunum hastalıklarına neden olurlar. Çok fazla solunmamalıdır bu nedenle. Temizlik maddesi olarak kullanılan bir ev kimyasalıdır. Şöyle diyelim. Temizlik için kullanılan ev kimyasalıdır. Temizlik için kullanılan bir ev kimyasalı diyeceğiz. Arkadaşlar bunlar sodyum hipoklorit bileşiğinin sulu çözeltisidir. Sodyum hipoklorit bileşiğinin diyelim hemen. Sodyum hipoklorit. Yani NaClO demiştik biz buna. Bileşiğinin çamaşır suyu diyoruz aynı zamanda. Bileşiğinin çamaşır suyu derken buradaki sodyum hipoklorit bileşiğinin sulu çözeltisini diyoruz biz. Sulu çözeltisidir. Su ve atık su arıtımında kullanılır. Su ve atık su arıtımında kullanılır. Yine bilmesi gereken bir özelliğimizdir. Kağıt endüstrisinde atık kağıtı beyazlatma da kullanılıyor. Çünkü bunun beyazlatma özelliği var. Diyeceğiz ki nerede, hangi endüstride kullanabiliyoruz aynı zamanda?
Kağıt endüstrisinde. Kağıt endüstrisinde kullanılır. Peki bu kağıt endüstrisine nasıl kullanıyoruz? Diyoruz ki atık kağıdı beyazlatma. Şöyle devam edelim. Beyazlatma. Beyazlatmada kullanılır diyoruz. Kullanılır. Bunların etkin maddesi sodyum hipokloritdir. Etkin maddesi sodyum hipokloritdir. Sodyum hipokloritdir. Bunlar aynı zamanda antimikrobiyal etkiye sahiptirler. Antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Ki zaten şunu söyledik. Mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozduğu için antimikrobiyal etkiye sahiptirler diyoruz. Başka söyleyeceğimiz özellik bununla ilgili arkadaşlar yoktur. Dolayısıyla bu özelliklerin bilmesi gerekiyor çamaşır suyu ile ilgili. Kısmı da tekrarlayacak olursak çamaşır suyu ile ilgili dedik ki klor içeren ve oksijen içeren çamaşır sularımız vardır. Klor içeren çamaşır suyunun özelliğine baktığımız zaman bunlar beyazlatmadan mikrop öldürücü etkiye sahiptirler. Biz bunları sadece beyaz çamaşırlarda kullanıyoruz çünkü ağırtıcı bir özelliğe sahiptir. Bir de oksijen içeren çamaşır suyumuz vardır. Bu şekildeki çamaşır sularını yani oksijen içeren çamaşır sularını biz her renk çamaşırlarda kullanabiliyoruz. Çamaşır suları beyazlatmada kullanılır, çamaşırları temizlemede kullanılır. Yine içme sularındaki mikropları, mikroorganizmaları öldürmek için kullanılıyordu. Neden? Çünkü mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozuyordu. Dolayısıyla içme sularında da mikropları öldürmek amacıyla kullanabiliyoruz. Yine arkadaşlar çamaşır suyu sebze ve meyvelerde dezenfekte etmede kullanıyoruz. Çamaşır suyu baziktir. Çok solunduğu zaman çamaşır suyu solunum hastalıklarına neden olabiliyor. Yine temizlik için kullanılan bir ev kimyasaldır. Yani evde kullanılan, temizlemek amacıyla kullanılan bir kimyasaldır. Sodyum hipokloriti yani NaClO'ydu zaten bu çamaşır suyu. Diyoruz ki çamaşır suyu işte bu sodyum, klor ve oksijen oluşan bu yapının bu bileşiğin sulu çözeltisine denilmektedir. Su ve atık suların arıtmasında yine çamaşır suları kullanılmaktadır. Kağıt endüstrisinde ise atık kağıdı beyazlatmada kullanıyoruz ki biz buna ne demiştik? Çamaşır sularının beyazlatma ve arıtma özelliği vardı. İşte kağıt endüstrisinde de atık kağıdın beyazlatılması amacıyla kullanılmaktadır. Bunların etken maddesi sodyum hipoklorittir. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliği sahiptir çamaşır suları. O halde çamaşır suyu ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerimiz de başlıca bunlardır.